Efendim tekrar Diyarbakır'a gideceğiz şimdi. Vatandaşın oy kullanma oranında çok ciddi bir artış söz konusu. Bunu bekliyoruz demiştik. İlk dakikalar itibariyle Canan da görev nöbetini sürdürüyor. Çeşitli okullara gitti. 8'den bu yana da bakıyor tabloya. Nasıl bir durum var Canan? Katılım çok yoğundu. Artarak devam mı ediyor? Öğle saatlerinde nasıl bir tablo var? Evet Osman Kenan Çapoğlu, şu an başka bir okuldayız. Yenişehir ilçesinde Sabri Güzel Ortaokulu'na geldik bu kez de. Yine katılım diğer okullardaki gibi oldukça yoğun. Kameraman arkadaşım Mehmet Kayan'la birlikte aslında burada iki okul var. Yan yana iki okul ve vatandaşlar bu alana gelmek için yaya trafiğinin yanı sıra aynı zamanda araç trafiği de oldukça yoğun. Şu anda vatandaşlar bu okula gelip yine oy kullanma işlemlerine başladılar. Sabah 8'den itibaren zaman zaman bazen yoğunluk azalıyor ama bazen de koridorlarda özellikle bir yoğunluk yaşanabiliyor. Şu anda sınıflarda oy kullanma işlemleri devam ediyor. Bu okulda yoğun bir kuyruk yok. Bazen de bölgenin nüfusuna da bağlı olabiliyor. Yoğun nüfuslu noktalarda oy katılım oranları yine okullara da yansıyor. Diyarbakır'da seçmen sayısı 1.143.832, 3.737 sandıkta oy kullanma işlemleri devam ediyor. Tekrar hatırlatmak gerekirse 400.677 genç ilk kez Diyarbakır'da oy kullanacak. Şu ana kadar Diyarbakır'da herhangi bir olumsuzluk yansımadı. Vatandaşlar oylarını kullanıyorlar. Şu anda da bir sınıftayız ve vatandaşlar kabinde oylarını kullandıktan sonra sandıklarını bu sandıklara oylarını atıyorlar. Yine sandık görevlileri de buradalar ve güvenlik kuvvetleri il merkezinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kırsal bölgede de jandarmalar görevlerini sürdürüyor. Biz haber takibimizi devam ettiriyoruz. Osman Kenan Çapoğlu, kentteki birçok okulu gezmeye çalışıyoruz. Bir sonraki durağımız başka bir okul olacak diyelim. Sözü size merkeze bırakalım. Evet, tabii bu noktada seçmen iradesinin sandığa yansıması çok önemli. O yüzden yoğun bir katılım bekleniyor zaten. 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanamayacak durumda olan yatalak ve hasta kişilere Yüksek Seçim Kurulu tarafından gezici sandıklar da kuruldu. O sandıkta görevli kişiler hastaları ziyaret ediyorlar, oylarını kullandırıyorlar. İstanbul'dan bir noktadan bahsedeceğiz. Şişli'de gezici sandık ekibini TV100 muhabiri Devrim Tosunoğlu ve kameraman Yiğitcan Yapıcı takip etti. Mustafa Ersin Gezer yaşlı yatalak oy kullanmak için önceden müracaat etmişti. Şişli'deyiz. Şişli Merkez Mahallesi'nde oturuyor işte Mustafa Bey yaşlı. YSK yetkililer görevlileri tarafından gezici sandıklarla işte oyunu yatağında kullandı. İşte bütün vatandaşların oyunu kullanması için YSK görevlileri adres gidip oylarını gezici sandıklara kullandırtıyorlar. İşte Mustafa amca da az önce oyunu kullandırdı. İşte YSK görevlileri gezici görevliler de şu an imzasını alıyorlar oyunu kullandığına dair. Sandıkta nasıl kullanılıyorsa tamamen gizli oy kullanılıyor, etrafı kapatılıyor, kendi başına oyunu kullanıyor. Görevliye zarfı teslim edip ve sandık kutusuna atıyor diyelim. İşte şu anda gördüğünüz gibi Mustafa amca oyunu, Mustafa amca oğlu da yardımcı oluyor. İmza atacak şu an. Evet şu anda imzasını atıyor Mustafa amca oyunu kullandığına dair. İşte YSK görevlileri, sandık görevlileri, gezici sandık görevlileri, Şişli'deki görevliler işte güvenlik önlemleri emniyet tarafından sağlanıyor, Şişli Emniyeti tarafından. İşte şu anda oy kullanımı gerçekleşti. İstanbul'da yaklaşık 11 milyon seçmen vardı, sandığa gitti. Yatalak, yasta, hasta yatağa mahkum insanlarda böyle bir hizmet var. Ve şu anda da görevliler sandığı alıp dışarı çıkacaklar.